değerli izleyicilerimiz bilginiz üzere maalesef Almanya'daki tablo her geçen gün daha da ağırlaşıyor bunu aktarmaya çalışıyoruz ancak geldiğimiz noktada günah keçisi olarak bu sıvıları vurdurmayanlar resmi olarak ilan edilmiş vaziyette bu sıvıları vurdurmayanlar bu işin suçlusu gibi şu anda adeta dar ağacına asılmak isteniyor Değerli izleyicilerimiz, hiç kimse ne Alman medyasında ne de Almanya'da sosyal medya hesaplarında şöyle bir şey görmüyorum. Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile ilgili neden bu vaka sayılarının arttığıyla ilgili bir tek yorum yok, haber yok. Arkadaşlar, bir şeyleri konuşmak bu sıvı karşıtlığı anlamına gelmiyor. Şu anda günah keçisi olarak ilan edilen Almanya'da 25 milyon kişi var. Kim bu 25 milyon kişi? Bu sıvıları vurdurmayanlar. Diyorlar ki siz bu sıvıları vurdurmadığınız için şu anda Almanya acil durum noktasına geldi. Peki güzel. Rakamlara bakalım. Rakamlara baktığımızda bugün günlük vaka sayısı yaklaşık net rakam değil. işte yaklaşık 70 bin za civarında. 70 bin. Geçen seneye baktığımızda bu dönemde daha düşüktü. 45 bin civarındaydı. Sonradan arttı. Peki. Hiç kimse neden bunu sorgulamıyor? Bu kadar sıvılanmaya rağmen... Bu kadar önleme, kapanmaya, maskeye, mesafeye, tedbirlere rağmen 2G'ye, 3G'ye, bilmem ne G'ye rağmen Niye o zaman şu anki vaka sayıları geçen yıla göre daha yüksek? Hiç kimse bunu sormuyor ve sorgulamıyor. Ben bunu şunun için söylüyorum. sıvı karşıtlığı falan yapmıyorum. Sakın beni yanlış anlamayın. Doktorunuza danışın. Doktorunuz ne diyorsa onu yapın. Bilim insanları ne diyorsa onu yapın. Bu başka bir şey. Benim konuştuğum bazılarının elinde insanoğlu oyuncak haline getirildi. Çıkıp bir tanesinin cevap vermesi gerekiyor. Bu sıvıları üretenlerin çıkması gerekiyor. Profesör Doktor Uğur Şahin, Özlem Türeci, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson. Yani ne kadar sıvı üreten firma varsa bunların hepsinin çıkıp evet kardeşim bu nedenden dolayı vaka sayıları çok hızlı bir şekilde artıyor. Ama biz bu işi şöyle önleyeceğiz, böyle önleyeceğiz ya da biz bu işte mağlup olduk. Kusura bakmayın demeleri lazım. Kusura bakmayın demezler tabi de mağlup olduk da demezler. O ayrı bir şey. Paraları aldılar. Sorun yok. Anlaşmaları yaptılar. Devletler paraları ödediler. Şu anda Profesör Doktor Uğur Şahin'in şirketinin değeri şu anda 7 milyar euroyu geçti arkadaşlar. 7 milyar euro. Profesör Doktor Uğur Şahin Almanya'nın en zengin 50 listesine de girdi. Hayırlı uğurlu olsun. Kimsenin parasında pulunda gözümüz yok. Adam çalışıyor, üretiyor üretmiş bulmuş bir şey demiyoruz ayrı bir şey bizim söylediğimiz vatandaşın kaderinin bu insanların elinde olması bir taraftan diyorsunuz ki biz bu işi işte bizim sıvılarımız yüzde 94 yüzde 95 oranda koruyor tamam inanıyoruz size inandık size herkes gitti aşılarını vurdurdu inandıkları için burada problem yok biz şimdi doğal olarak soruyoruz vatandaş olarak soruyoruz şimdi neredesiniz niye çıkmıyorsunuz niye saklanıyorsunuz bu kadar vaka sayısı artarken neden çıkıp sıvılarınızla ilgili hiçbir açıklama yapmıyorsunuz? Ben bunu merak ediyorum. Lütfen çıkın cevap verin. Saklanmayı bırakın. Bakın. Şimdi bu sıvıları vurdurmayanlarla ilgili ve bu Covid-19 kapsamı içerisinde acil durumda bazı eyaletlerde gerçekten çok sıkı tedbirler alınmaya başlandı. Bakın. Alınan tedbirlere göre bir hafta içinde 15 binin üzerinde Covid-19 vakası tespit eden Brandenburg eyaletinde en fazla iki haneden 5 kişi bir araya gelebilir. Bu sayıya 12 yaşın altındaki çocuklar ile aşı olanlar ve iyileşenler dahil değil. Temel ihtiyaçların satılmadığı mağazalara aşı olanlar ve iyileşenler değerli izleyicilerim girebilir. Onun haricinde hiç kimse giremez. Vaka sayılarının çok yüksek olduğu bölgelerde aşı olmayanlara saat 22'den 06'ya kadar dışarı çıkma yasağı uygulanacak. Al sana kapanma. Brandenburg'da ayrıca öğrencilerin okula gitme zorunluluğu da kaldırıldı. Veliler çocuklarının okula gidip gitmemelerine karar verebilir. Noel tatili 20 Aralık yerine 17 Aralık'ta başlayacak. Güzel. Hamburg eyaletinde 2G aşı olanlar ve iyileşenler yani bu 2G kuralı genişletilerek kapalı alanlarda düzenlenen birçok etkinliğe sadece aşı olanlar ve iyileşenler alınacak. Kuzeyren Wesfalen eyaletinde de virüsün bulaşma riskinin yüksek olduğu barlara, diskoteklere ve karnaval kutlamalarına gitmesine izin verilen aşılı kişilerden ve iyileşenlerden ayrıca negatif test sonucu istenecek. Saksonya eyaletinde ise bir hane halkı başka bir haneden sadece bir kişiyle görüşebilir. Aşı olanlar, iyileşenler ve 16 yaşından küçük olanlar bu sayıya dahil değil. Kamusal alanda alkol tüketiminin yasaklandığı Saksonya'da kütüphanelerin dışındaki kültür ve sosyal etkinliklerin yapıldığı yerler kapalı olacak. Restoranlar sadece 2G kuralı ile hizmet verecek. Yani aşı olanlar ve iyileşenler 2G. Diğer eyaletlerin yönetimleri de benzer uygulamaları yürürlüğe koyacaklarını açıklarken Bavyera, Brandenburg, Saksonya ve Turingen eyaletlerinde Noel pazarlarının kurulmama kararı artık netleşti. Öte yandan Almanya'da iş yerlerinde tüm Almanya'da 3G kuralı geçerli. Buna göre iş yerlerinde sadece aşı olanlar, iyileşenler ve negatif Covid-19 testi ibraz edenler çalışabilir. Eğer sen bu testi getirmezsen aşı olmadıysan hadi bakalım evine diyecekler ve haklı olarak işten çıkarma gerekçesi olarak gösterilecek. Tazminat falan yok. Hadi bakalım evine. 19 Mart 2022'ye kadar geçerli olacak düzenlemeye göre bu uygulamanın günlük kontrolü işveren tarafından yapılacak. Çalışanla işvereni kavga ettirecekler bak. Mantık bu. İşverenler ayrıca çalışanlarına iş yerinde haftada iki kez test yaptırma imkanı sağlamak zorunda. Bunun dışındaki test ücretlerini çalışanlar ödeyecek. Almanya'da vatandaşlar test merkezinde haftada bir kez ücretsiz test yaptırabilir. Bu kurallara uymayan işverenlere ve çalışanlara 25 bin avroya kadar para cezası uygulanacak. Şimdi arkadaşlar. Almanya'da tam anlamıyla bir tiyatro oyunu var. Bu tiyatro oyununu birileri yazıyorlar ve yönetiyorlar. Oynayan da halk. Bu ne demek biliyor musunuz? Bunun anlamı şu. Ne dediler? Bu sıvıları vurdurmak zorunlu değil. Tamam güzel. E peki sen az önce anlattım. Saat 22 ile sabah 06 arasında bu insanların sokağa çıkmasını neden yasaklıyorsun? Bu insan haklarına, hukuka uygun mu? İş yerinde işverenle işçiyi karşı karşıya getiriyorsun. Hadi işveren değerli izleyicilerim iki günü karşıladı. Tamam bir günde haftada bedava devlet veriyor üç gün. E iki gün iki günün parasını kim verecek? vatandaş verecek. vatandaşın cebinden her hafta iki gün test parası çıkacak değil mi? Şimdi ben şunu anlamıyorum. Almanya gibi dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesinde vatandaşına testin parasını çok görüyor. Vatandaşa ne veriyorsun ki kardeşim? Çalışan aldığı parayla ancak geçiniyor. Sosyal yardımlar olmasa pek çok kişi gerçekten Almanya'da geçinemez. Nasıl geçinecek? Çocuk parası olmasa, bilmem ne kira yardım, o yardım, bu yardım olmasa geçinmesi neredeyse imkansız. Arkadaşlar, şu an Almanya. Kasayı kilitlemiş, anahtarları ceplerine koymuşlar. Merkel öyleydi. Şimdi Merkel gitti. Yerine yeni bir başbakan geldi. Göreceksiniz, değişen hiçbir şey olmayacak. Bu nasıl bir şeydir arkadaşlar ya? Gerçekten ben anlamakta zorlanıyorum. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altına yazın. Bu Almanya'da alınan tedbirlerin işe yarayacağını düşünüyor musunuz? Vaka sayıları 100.000'e koşuyor. Günlük hayatını kaybeden insanların sayısı 500'e yaklaşıyor. Kapanma, mesafe hepsi olsun. Hadi aşılanma olsun, hepsi olsun. Sonuç ortada. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizden ricam şu. Lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere görüşlerinizi iletin. Bunun yanı sıra gündeme getirmemizi istediğiniz konular varsa da lütfen bunları aşağıya yazın. Sizlerden hazreten rica ediyorum. Bunun yanı sıra videomuzu mutlaka beğenmenizi ve kanalımıza da abone olmadıysanız mutlaka abone olmanızı sizlerden hasreten rica ediyorum. Daha fazla insana ulaşabilmemiz için, daha da büyüyebilmemiz, geniş kitlelere ulaşabilmemiz için bu videoları beğenmenizi ve kanalımıza da mutlaka abone olmanızı sizlerden rica ediyorum.